Şimdi Allah Azze ve Celle Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühennas, ey insanlar. Yani bütün umuma Rabbimiz sesleniyor. Ey yarattığım bütün mahlukatım, insan olarak dünyaya gönderdiğim bütün varlık olarak ey insanoğlu, inne va'dallahi hakkun. Allah'ın vaadi, Allah'ın verdiği söz haktır. Rabbimiz ne söz verdi, ne vaat etti? Rabbimizin vaadi şudur. Hani Müslümanlar cennete girince diyecekler ki ya Rabbi, biz senin bize vaat ettiğin cenneti bulduk. Sana hamdolsun. Hamd edecek. Hatta o ara cennete girenler, cehenneme girenler diyecekler ki Allah'ın vaadini biz hak bulduk. Siz de Allah'ın size vaat ettiği o cehennemi buldunuz mu? Onlar diyecekler ki evet. Onun için Rabbimiz öyle buyuruyor. İnne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünyanın yeşilliliği, dünyanın tatlılığı, dünyanın sizin gözünüzde uzun görünmesi sizi aldatmasın diyor Rabbimiz. Çünkü dünya çok kısa ve geçici bir hayattır. Allah Azze ve Celle Abese suresinin sonunda öyle buyuruyor. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُحَاهَا. Onlar yarın mahşer yerinde dirildikleri zaman, hesap yerine çıktıkları zaman diyecekler ki biz herhalde dünyada böyle bir gündüzün 2-3 saati, akşam vaktinin veyahut da 2-3 saati kaldık diyecekler. Değerli Müslümanlar, gerçekten dünya hayatı insanoğlu için çok kısa. Bir bakıyorsunuz ki bugün amcanız, dayınız yanınızda, herkesle beraber oturuyorsunuz, sabah oluyor, bir telefonunuz çalıyor, en sevdiğiniz yakınınızı bir anda kaybedebiliyorsunuz. İşte dünya hayatı geçici diyoruz ya, kimse ev sahibi değil aslında dünyada, kimse araba sahibi de değil. Hepimiz evimizin de kiracısıyız, arabamızın da kiracısıyız değerli Müslümanlar. Geçici bir hayatı yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا buyuruyor. Dünya hayatı sizi ne yapmasın? Aldatmasın. Peki, dünya hayatından ebedi ahiret alemine, gerçek yurdumuza er ya da geç insanoğlu bir gün varacak. Peki, bu aleme varırken, asıl alem, asıl ahiret alemine giderken, acaba ne götürsek de orada bize fayda verecek? Acaba neler yapsak da orada bize onlar fayda sağlayacak. İşte yapacağımız en büyük amellerimiz değerli Müslümanlar. Önce kendimiz namazlarımıza dikkat etmeye çalışacağız. 5 vakit namaza Müslüman dikkat edecek. Elinden geldiğince. Sonra aile efradına, çoluk çocuğuna o Kur'an'ı, o namazı öğretecek. Şimdi bizler önce Müslümanlar olarak hani demin dedik ya, düğünümüzde gelinimizi çıkartırken, cenazemiz olduğunda, sünnetimiz olduğunda, bütün merasimlerimizde Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Peki acaba çocuklarımıza, gençlerimize bu Kur'an'ı ne kadar öğretebiliyoruz? İnanın bazen böyle sosyal medyalarda hani şey yapıyorlar ya hocam, sosyal deney diyorlar herhalde. Evet. Deney yapıyorlar, çocuğu çeviriyorlar. Fatiha suresini biliyor musun? Çocuk Sübhaneke'yi okuyor. Öbür çocuğu çeviriyorlar. Aslında bu bizim için yani bir maalesef bir utanç aslında. Yani evet. Böyle biz belki orada böyle gülüyoruz, şey yapıyoruz ama utanacağımız, yani gerçekten böyle üzüleceğimiz noktalardan bir tanesi maalesef. Müslümanız diyoruz, elhamdülillah inanıyoruz ve yarın ahirette Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz diyoruz. Ama Kur'an'ımızın yüzüne bakarak okumaktan bile maalesef aciziz. Rabbim okumayı cümlemize nasip eylesin. Sonra çocuklarımızı da öğretebilmeyi bize nasip eylesin. Öyle değil mi hocam? Hocam asıl burada tabii şuna da değinmek lazım. Acaba biz niye bundan geri kalıyoruz? Yani bunda evet. Asıl bir kafa yormamız lazım. Tabii bize okuduk, ilim tahsis ettik.
biraz kendimizden örnek verelim de kıymetli izleyicilerimiz anlamış olsun. Biz tabii ilk kurslara başladığımız zaman biz ufaktık. Bize diyorlardı ki yazık yazık beyniniz yıkanıyor. Bu çocuğun geleceği ne olacak? Gelecek aç kalacak. Akrabalarımız daha çok böyle söylüyordu bize. Biz evet. İlk 88'lerde bu işe başladığımız zaman kurslara gitmeye tabii ilkokulu bitirmişiz. Kursa gidiyoruz. Bir taraftan böyle akrabalar diyor geleceğe ne olacak? Aç kalacak. Evet. Böyle bir sürü şeyle muhatap oluyorduk. Yani insan bunları duydukça akraba ziyareti yapmak istemiyor insan. Evet. Niye? Çünkü kursa gidiyorsun gittiğin yerde bir taraftan eleştiriliyorsun, şeyi yapıyorsun. Asıl bunları tabii bir şey yaptığımız vakitte okumuş olduğum şeyin gerisinde şöyle söyleyeyim. Aslında Mevla Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i bilmediğimizden birçok şey kaynaklanıyor. Buyuruyor ki مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُسَكَ لَهَا. Yani ileriki ayette Allah Celle Celaluhu şeytan sizi kandırmasın dedi. Ama şeytanın bizi kandırma sebeplerinin en büyüğü de kıymetli cecilerimiz, dünya hayatı. Aç mı kalacağız, susuz mu kalacağız, o ne olacak, bu ne olacak? Bu endişe bizi adeta hocam deşiyor. Yani evet. Annemizi deşiyor, babamızı deşiyor. Birçok anne bu korkudan dolayı çocuğu kursa vermeye korkuyor. Ya geleceğe ne olacak, aç mı kalacak? Maalesef. Halbuki Mevla buyuruyor ki, مَا يَفْتَحِ لَا لِنَاسِ مِنْ رَحْمَةٍ Allah bir kuluna rahmetinden bir şey açarsa, verirse onu kimse tutamaz. Evet. Yine فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ Allah bir şeyi tuttuktan sonra onu kimse ne yapamaz, bırakamaz. Bırakamaz. Yani Aynen. Bunun asıl sebebi cehaletimiz. Burada evet. Kıymetli izleyicilerimiz. Yani şöyle söyleyeyim, ahir zamandayız. Bizlerin en kıymetli varlıklarımız, bir anne, bir babanın en kıymetli varlığı evlatları, çoluğu, çocuğu. Çünkü yani insan kendi başına aç kalmaya razı olur. Yani kuru ekmekle de idare eder, gününü geçirir. Evet. Ama hele çoluk çocuk varsa artık hep çalışması, emeği, yorulması ne işte çocuğuma bir gelecek bırakayım, bir şey bırakayım vesaire. Ama kıymetli izleyicilerimiz, bizlerin evlatlarımıza en iyi bırakacağımız şey güzel ahlak, terbiye, Allah korkusu. Bunlar elden gidecek kıymetli izleyicilerimiz. O bırakacağımız mal, mülk bilakis başımıza afet olacak. Evet. Öyle değil mi hocam? Aynen. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda hocam aslında böyle bize tam böyle alın ey ümmetim size bu rehber olsun. Sizin önünüzde bu hadis olsun. Buna çok iyi uyun diye söylemiş Peygamber aleyhisselam. Öyle buyuruyor sözünde, kelamında. مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ Hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel terbiyeden daha büyük bir miras bırakamaz. Şimdi görüyoruz tabii böyle. Hepimizin çocukları var. İnsan çocuğu için elinden gelen her şeyi yapar. Evet. Yani deseler ki çocuk işte çok büyük bir ameliyatı var, çok büyük paralar lazım. Her taraftan isteriz o parayı. Evet. Çünkü niye? Çocuğumuzun sağlığı önemli. Peki çocuğumuzun ahlakı, çocuğumuzun maneviyatı, onun duruşu, konuşması, hali, tavrı, ortamdaki izlenişi nasıl olsun isteriz? Herkes tarafından sevilen, beğenilen, gerçekten insanların işte bu çocuk ya bak sesini yükseltmeden konuşan çocuk mahallede. İşte bu çocuk çikolata yedikten sonra kabı atmayan, yere atmayan çocuk. Evet. İşte bu çocuk annesi geçen gün çağırdı, o kadar sevdiği oyunun arasından çocuk bıraktı oyununu hemen annesinin yanına koştu. Bu çocuk. Evet. Şimdi böyle bir çocuk yetişmesi için bu çocuğun Kur'an'dan, peygamberin sünnetinden ders alması lazım. Evet. Şimdi peygamber aleyhissalatü vesselam ashabı nasıldı? Onlar nasıl yaşadılar? İşte Allah azze ve celle ayet-i kerimede öyle buyuruyor ya. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ İman edenler için Allah Resulü'nde, peygamberde çok güzel örnekler vardır. Şimdi önümüzdeki rehberimiz peygamber olması gerekiyor. Evet. Ve peygamberin varisleri, alimler, enbiyalar, evliyalar olması gerekiyor. Ama maalesef biz bugün işte A şahsını taklit etmeye çalışıyoruz gençler olarak. B şahsını taklit etmeye çalışıyoruz. Hep artık vurdulu kırdılı bir gençliğimize sahip olduk. Ahlak ve maneviyatı seven, o noktada gayret eden gençlerimizin sayısı bayağı bir düştü. Niye düştü?
Niye düştü? İşte Kur'an'dan elimizi çekiyoruz. Peygamberin sünnetinden elimizi çekince maalesef ondan sonra diyoruz ki şu noktadaki insanlar çok arttılar. Allah bizleri inşallah yani böyle edebine, ahlakına, maneviyatına devam eden, ona bağlı olan hem milli, hem örfi, hem dini adetlerine, örflerine bağlı olan gençlerimizi yetiştirmeyi cümlemize nasip eylesin. Eğer öyle gençlik olursa hocam Allah'ın izniyle yani şu sokakların havası yine değişecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Sokaklarımızın havası çok mu kötü? Güzel, evet güzel ama daha da güzel olacak. İnşallah. Şimdi firması olan insanlar hep firmayı ne yapmaya çalışıyorlar hocam? Daha kaliteli verimli mal, daha ucuz sermaye ile çıkartmaya çalışıyorlar. Şimdi biz, bizim dinimizin bize emrettiği en büyük şeylerden bir tanesi nedir? Güzel ahlaklı olabilmek. Şimdi biz gençlerimizi inşallah güzel ahlaklı, terbiyeli, edepli yetiştirebilirsek, buradan tabii hem anne babalar, hem amcalar, dedeler, hem dayılar, herkes eline düşeni yapacak. Tabii boş bir zaman bulduğumuz zaman hemen biz telefona yapışıyoruz maalesef. Sosyal medyaya yapışıyoruz, başka şeylere yapışıyoruz. Demiyoruz ki çocuğumuzu yanımıza alalım da, hocam hatırlıyorum böyle, eskiden elektrikler çok giderdi. Evet. Eski dönemlerde. Tabii o zaman o kadar da şey, biz çok eskileri görmedik ama bir nebze de olsun elektrik kesimlerini görüyorduk yani. Evet. Kesiliyordu böyle elektrikler. Hemen böyle bir muhabbet ortamı olurdu. Evet. Hemen böyle bir muhabbet ortamı, işte neyden bahsedeceğiz? Ya İslam'ın şartlarını anlatalım, imanın şartlarını anlatalım. İşte ya baba ya dede eski geçmişte başına gelen o olaylardan hakikaten böyle filmden daha çok zevk veren olaylar geçmiş başında. Onlardan bahsedince böyle insan o zaman çocukken böyle insan ağzı açık izliyor. Çok acayip oluyor tabii onlar. Hocam bir espri olsun. Bazen böyle bir bizim Temel'in bir karikatürü var. Diyor bugün diye evde elektrikler kesildi. Bayağı biraz evdekiler iyi çocuklarmış vesaire diyor. Normalde elektrik var, herkes telefona dalmış. Yani maalesef bu durum var yani. Mevlana Celle Celaluhu. Aslında kültürel bir savaşın içerisindeyiz hocam. Yani maalesef. En kıymetli varlıklarımız elimizden bir taraftan alınıyor. Evet. Yani gerek oyunlarla olsun, gerek filmlerle, gerek kimi ahlak dışı programlarla. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Ahir zamandayız. Evet, en kıymetli varlıklarımız evlatlarımız ama bu evlatlarımızı düzgün yetiştirmediğimiz zaman belki afet olabilecek bize. Maalesef. Ve ki mahşer günde de ayet-i kerimede buyuruyor ya meyfirul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebi. İşte o mahşer günü kişi anasından kaçacak, babasından kaçacak, kardeşinden kaçacak, evlatlarından kaçacak. Niye? İşte herkes evladına karşı veya üstüne karşı yapmadığı vazifelerin mesuliyetinden sual edilmeye başladığı vakitte bunun eksikliğinden dolayı yarın evladım bana gelip yakama yapışırsa ben ne diyeceğim diye oğluyla karşı karşıya gelmek istemeyecek. Evet. Çocukları o en çok sevdiği çocuklarına karşı karşıya gelmek istemeyecek. Eşini düzeltmek yolunda gayret etmediyse yani Allah diyecek yani bu eşini ya kocan sana hiçbir şey öğretmedim dediği zaman işte o da onun yok dediği zaman git çağır bakayım kocanın derdi vakitte ona hesap vermekten kaçacak yani. Kaçacağız. Mevla, evet. Onun için dünyadayken bu tür tedbirlerimizi almak lazım. Tedbirler de işte kıymetli izleyicilerimiz. Evet. Tabii bir pandemi süreci geçirdik. İnşallah bu pandemi süreci geçiyor. Mevlam bir an önce başımızdan def o refi izale eylesin. Amin. Mevla Celle Celaluhu hasta olan varsa hastalara şifalar ihsan eylesin. Sıhhat afiyetler ihsan eylesin. Tüm hastalarımıza acil kamil şifalar ihsan eylesin. Ama kıymetli izleyicilerimiz, evet bu tür hastalık ve bu tür buna benzer hastalıklar veyahut da afetler, belalar bizleri öldürür. Bilakis bunların ölümün neticesinde bir imtihandır. Çekmiş olduğumuz elemler belki bizim günahlarımıza kefaret olur. Allah'ın bağışlamasına vesile olur. Ama kıymetli izleyicilerimiz, bir Müslüman olarak dininden cahil, Allah korkusu olmaksızın, Allah'ı tanımaksızın, kul hakkı bilmeksizin, helal haram bilmeksizin, yani bu şekilde ölürsek Allah muhafaza bu daha tehlikeli. Evet, maalesef. Diğer kişinde başına bir bomba düşersin, şehit olursun. Yaralanırsın, gazi olursun. Yani ne kadar eksiğin olsa dahi niye bir zulümden dolayı bak bunlarda bile bir manevi derece elde etme var. Allah'ın seni bağışlamasına bir sebep var. Evet. Ama bugün her şey rahatımız yerinde, evimizde güzel de oturuyoruz.
çocuğumuzla beraber baş başayız, yemesi, içmesi, belki güzel güzel değişik programlara bakıyoruz, yapıyoruz. Ama Allah muhafaza, yarın evlatlarımıza karşı, bırak kendimize karşı vazifelerimizi yerine getirmesek, yani bunlar bu sefer bilakis yaşadığımız hayat bile ahirette bize vebal olacak, sual olacak, hesap olacak. Evet. Onun için kıymetli izleyicilerimiz, biz Hiranur Derneği olarak, tabi Anadolu yakasında birçok ilçede böyle dernek kurslarımız var, gündüz eğitim yerlerimiz var. Ayrıca Hiranur Vakfımızda da yatılı talebelerimizin kaldığı yerimiz var. Biz yatılı olan yere 7 ile 12. sınıf öğrenci talebe kardeşlerimizi alıyoruz. Diğer dernek yerlerinde temsilcilik niteliğinde hizmet veren yerlerimizde de kıymetli izleyicilerimiz 5. 6, 7, 8 yani yatılı değil de gündüz eğitim almak isteyenleri teşvik ve davet ediyoruz. Bizim orası da olması şart değil. Her Müslüman çocuk, kıymetli izleyicilerimiz, her Müslüman çocuk en az 2 yıl bir İslam eğitim, Kur'an eğitimi, ahlak eğitimi, itikat eğitimi, gerekli olan duaları ezberleme, Yasin, Tebarike, Amme, Helal, Haram, yani bir nevi adeta bakın kısacık dünya hayatı için 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise. Yani bakın bir işe girebilmek için en az bu 12 yıllık bir diploma gerekiyor. Bir işe girebilmek için, yani bugün birisi iş aramak için vakfa geldi, derneğimize geldi. Yani dedi ki diplomam olmadığı için diyor hiç kimse işe almıyor beni diyor. Yani halbuki işten maksat beceridir asıl, maharettir, evet. El becerisidir. Ama bunu bile ayırt edemez hale gelmişiz. O da yetmiyor, üniversite. Bakın ne kadar yaşayacağımız belli olmayan bir hayat için 16 yıllık bir eğitim bize ancak kaldırıyor. Ancak bize bir gelecek vaat ediyor. Evet kıymetli izleyicilerimiz, önümüzde koskoca bir ebedi hayat var, ebedi ahiret var. Yani bu ebedi ahiret için de yani Allah'ı tanımamız lazım, Allah'a kulluk vazifelerimizi bilmemiz lazım. Kullara karşı Allah'ın çizmiş olduğu hudutlar doğrultusunda kul hakkına riayet edecek helal, haram, İslam akaidini bunları bilmemiz lazım. Bunları ihmal ediyoruz. Onun için biz şu sloganı inşallah Türkiye'nin her tarafında, her yerde yaymayı hedefledik. Her Müslüman çocuk en az 2 yıl bir Kur'an kursu eğitimi alsın, Kur'an okumasını öğrensin, İslam akaidini öğrensin, ilmihal bilgilerini öğrensin. Namazı durduğu vakitte bakın üniversitelerde edebiyat okuyoruz. Öyle değil mi hocam? Güzel evet. Konuşabilmek için veyahut da hangi birimde iş yapacak ya, sosyolojiymiş bilmem değişik dallarda güzel mesleğimizi icra edebilmek için dallar okuyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, Müslüman olarak her gün 5 vakit Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Ama okuduğumuz bir Fatiha'da bir sürü yanlış var, hatalar var. Evet düşünün böyle birisi bir yetkili olsanız, çok yüksek kademede birisi gelseniz, birisi karşısına gelse, doğru yanlış bir şeyler söylese ne yaparsınız? Atın bunu karşımdan ya neyin nesi bu, kovar mıyız hocam? Aynen. Dinlemeyiz bile değil mi? Yani geldi dedi ya da adam birisi bir şeyler söylüyor işte. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın çoluğumuz çocuğumuz olsun, gerek kendimiz olsun, büyükler olarak iş çıkışlarımızda muhakkak ahiretimize yatırım yapalım. Yani dünyada kazandığımız paralar, pullar, evler, arabalar, belki bazen evlerimize masraflar ediyoruz, tadilat yapıyoruz. Ama öldüğümüz vakitte kusura bakmayın o milyarları aldığımız evde dahi kimse bizi saklamıyor. Yine 2 metreye, 1 metre, 1 metre derinliğinde bir çukura eşiyorlar, atıyorlar bizi oraya. Başımıza yarım saat sonra duruyorlar, ondan sonra herkes çekip gidiyor. Onun için kıymetli izleyicilerimiz, kısacık bir dünya hayatımız var. İnanın her bir saniyesi, her Müslüman için her bir saniye ahiret yılla binlerce yıla tek. Ebedi bir hayatın, yani dünyalık bir saniye ebedi hayatın evet. Ne kadarına denmez ki, ebedi hayatın 100 yılına bile denmez. Evet. Çünkü ebedi 100 yılı yok ki bunun. Onun için kıymetli izleyicilerimiz, en sevdiğimiz evlatlarımızı, çocuklarımızı, Kur'an ahlakı kendimiz verebiliyorsak kendimiz verelim. Okumayı, Kur'an okumayı biliyorsak öğretelim çocuklarımıza, ilmihal öğretelim, akaid öğretelim. Ondan sonra Müslümanlar, evlatlarımız cahil kalınca, cahil yetiştiriyor çocuklarımız, cahil büyüyorlar. Ondan sonra birisinden dini duygular veyahut da insanın yapmış olduğu isyanlar, hatalar ağır basmaya başladığı vakitte bir hoca arıyor, bir şey arıyor, peşinden gidecek. Birisini de buluyor, bulduğu kimseyi de ölçecek bir ilmi yok ki bu adam doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor bana, doğru bir akaidten evet. Mi bahsediyor. Ben hiç unutmam, Hacı Mahmut Efendi pazar sohbetinde derdi ki her Müslüman en az ayet ve hadisleri anlayacak kadar Arapçası olsun. Niye? Yarın hocayız diye birisi çıkıp onu kandırmak istediği zaman hocaların hocası kitaba, sünnete, Kur'an-ı Kerim'e, hadis kitaplarına bakacak gücü olsun. Evet. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bakın dünya hayatı için 16 yıl ayırıyoruz. Diplomamız olmadan
Bize kimse iş bile vermiyor. Diplomamız yok diye. Halbuki diploma esas değildir. Esas olan oradaki beceridir, ilimdir, irfandır. Evet, fazla konuştum herhalde hocam. Evet, yok estağfurullah hocam. Ama çok mühim bir mevzu. Yani mühim bir mevzu. Tabii çocuklarımız hocam, ben geçen gün bir tanıdığımız aradı. Dedi ki 14 yaşında çocuğum var. Evde dedi yani en aşağı 5 saat dedi telefonla işte zaman geçiriyor. Dedi ya bir tanıdık marangoz olur, bir şey olur. Verelim de çocuk sosyalleşsin biraz. Evet. Şu bari hiç yoktan telefondan şeyden kurtaralım. Kurtarayım çocuğu diyor hocam. Sosyal medyanın ağından o onların o işte oyunlarından kurtarayım da çocuk bir insanların arasına girsin, bir konuşsun, bir şeyler yapsın. Para mara da istemiyorum dedi ya. İnan para da istemiyorum dedi. Ama çalıştıramaz hocam. İşte yani hocam. Hocam şöyle bir mevzu var. Çocuğumuz evde telefondan kurtaran bir meslek öğretmeye dahi veremezsin. Çocuk çalıştırma yasağı diye bir şey var. Bundan dolayı ne bir ustayı yanına çırak alabilir ne de çocuk gidebilir. O kadar oyunu bırakmaz. Hadi usta yanına alacak olsa korku. Hocam ama maalesef bakın bir şey, orada bir şeye dikkatinizi çekerim. Çocuk çalıştırma yasağı dedim değil mi hocam? Evet. Bugün marangoz bu çocuğu alıp iş vermeye kalksa hocam suç. Kaportacının yanına girse suç. Tamam mı? Bir mesleğe girse suç. Çocuk için de artık iş veren için de. Evet. Ama maalesef hocam çocuklarımız internet üzerinden, oyunlar üzerinden bedenleri burada ama kıymetli izleyicilerimiz ruhlarıyla Amerika'da o yabancı ülkelerin dış güçlerin, dış piyasaların, dış şirketlerin çalışıyorlar. Bak kaç saat dedim hocam? 5 saat. 5 saat bir çocuk bir programa girip bir oyunda 5 saatini harcıyorsa 5 saat o firmaya iş yaptı demektir. Halbuki babanın hayrına git şu komşuya yardım et desen gitmez. Komşunun odunları kırılmıştı ona bir 5 saat. Bir 5 saati bırakın hocam. 10 dakika desen ben onun hammalı mıyım ya ben niye taşıyacağım? Kendi çocukla yani. Taşısın. Ama 5 saat oyunda maalesef. Tabi bunlar hocam içimizin böyle yarası yani, böyle. Bunları yani, tenkit amaçlı söylemiyoruz. Tabi tabi yani, yani içimizin kendi bizim yani ailemizde de var. Yani maalesef biz de aynılarını yaşıyoruz. Ama hani evet. Bunları dile getirmenin bir sebebi var. Yani ne yapabiliriz de hani çocuklarımızı böyle çok fazla bu telefonlara çok fazla internetlere bağlamadan hakikaten bu Kur'an'ın şimdi hocam demin dediniz ya yaz geldi okullar da kapandı. E şimdi çocuklar ne yapacaklar? Çocuğa bir görev verilmezse bu çocuk ya evde eve kapanacak telefonla sabahtan akşama kadar bir şeyler yapacak. Ya da sokakta eğer ki sokağa çıkmaya müsait bir yerdese çocuk sokakta gününü gün edecek. Yine sokakta olması avantaj. Eskiden insanlar çocuklarını sokaktan almak için çalışırdı yani kötü arkadaş edinmesin. Şimdi ise çocuk bir sokağa çıksa da şu telefonun şeyinden kurtulsa bir kendine gelse bir temiz hava alsa. Aynen öyle. Bir enerji alsa diye. Şimdi hocam en azından her mahallede bir tane cami var. Evet hocam. Hiç olmazsa. Yani bazı, İmamlarımız bekliyor çocukları. Ya dün ben bizim imamla müezzinle konuştum. Kayıtlarımız açıldı diyor. Hani gelin çocuklarınızı getirin. Getirin zaten geçen sene olmadı eğitim. Yani. Evet. Dediler ki şeyden olacak. Pandemidir. Pandemi sebebiyle derken. Olmadı. Bu sene yine bir inşallah yüz yüze eğitim başladı camilerde. Yani yakın camimiz varsa götürelim çocuklarımızı teslim edelim. Verelim. İnanın okulun peşine düştüğümüz kadar şu Kur'an'ın peşine de biraz düşelim. Müslüman insanlarız elhamdülillah. Hani bunu tenkit babıyla söylemiyoruz. Ama niye? Hayatımızın her safhasında, her anında şu Kur'an bizimle olacak. Dedim ya demin, düğünümüzde okutuyoruz, gelini çıkartırken okutuyoruz, sünnette okutuyoruz, ölürken zaten mecbur okutuyoruz, orada hiç kaçarı yok. Evet. Kabre indiriyoruz, okutuyoruz. Peki en son indirdikten sonra o indirdiğimiz mevta, o kabirde neyle baş başa kalıyor? Evet. Dünyada yaptığı, okuduysa iki sayfa Kur'an, yaptıysa iki hayır, kıldıysa beş vakit namazını, anne babasına asi olmadıysa, İnsanlığa, topluma, etrafına faydalı olmaya çalıştıysa evet. Bu. Yani öbür her şey sizin tabii ki bu şey değil. Çok iyi mühendis olabilirsiniz ama eğer ki niyetleriniz bozuksa sadece insanları dolar olarak görüyorsanız işte bir hastaneniz var, doktorsunuz, her gelen içeri geleni dolar olarak görüyorsunuz. Acaba bu adam
bir kan tahlili yapsa, bir idrar yapsa, bir de işte farklı farklı tahlilleri yapsa bundan bir 500 lira kalır bize. Eğer böyle görüyorsanız, evet. Çünkü dolar bazlı, euro bazlı olursanız maalesef niyet ne? Halbuki Peygamber Aleyhisselam'ın çok güzel bir sözü var. Hayrun nasi men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydası dokunandır. Ama siz öyle bir doktor oldunuz ki insanlara tabii ki niyetiniz ne? Hayır. Gerçekten bu adam şifayı bulsun. Böyle bir doktor olursa çocuk, o zaman o çocuğu başımızın üstünde taşımamız lazım. Evet, onun için hocam doktor da olsak, mezun de, mühendis de olsa vesaire, iyi bir siyasetçi de olmayı hedefliyorsak evvela Kur'an ve sünneti, aynen Peygamber ahlakını öğretmek gerekiyor. Aynen öyle.